Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf seçmeli matematik uygulamaları dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yanında yine Özge var. Özge ile beraber bu soruları çözeceğiz. Merhaba Özge. Merhaba. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıdaki soruların cevabını yazınız. Sıfırın 4 birim solundaki tam sayı hangisidir? -4. Eksi 4 değil mi? Sayı doğrusunda sol taraftaki rakamlar negatif sayılardı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 sıfırın 4 birim solundaki rakamdır. Evet. Eksi 3'ten büyük kaç tane negatif sayı vardır? 2, eksi 2, eksi 1. 2 tane değil mi? Eksi 2. Mutlak değeri 3 olan kaç sayı vardır? 2 tane, mutlak değer içinde eksi 3, mutlak değer içinde artı 3. Evet, 2 tane değil mi? Mutlak değer içinde artı 3 ve mutlak değer içinde eksi 3. Bu iki sayının da değeri 3'tür. Mutlak değer içinde artı 2 artı mutlak değer içinde eksi 5 işleminin sonucu kaçtır? Artı 7. Artı 7 değil mi? Mutlak değer içinde artı 2'nin değeri 2'dir. Mutlak değer içinde eksi 5'in değeri 5'tir. 2 artı 5, 7'dir. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı kaçtır? -99. Eksi 99, evet. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 99'dur. İkinci soru bir işlem sorusu. Burada verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bak burada bir tane büyük parantezimiz var. İlk önce bu işlemi yapmamız gerekiyor, değil mi? Evet. Şimdi orada eksi var, onu artıya çevireceğiz. Evet. Çıkarma işlemi olduğu için çıkarma işlemini yaparken çıkarma işlemini toplama işlemi yapıyoruz ve çıkan sayının ters işaretlisini Evet. alıyoruz, değil mi? Bunun cevabı artı 6. Evet, bu kırmızı ile işaretli işlemin sonucu artı Artı 6. 6'dır. Eksi 5 artı 6 daha ne yapar? Artı 1. Artı 1. Sonucumuz artı 1'dir. Üçüncü soru. Bir otobüste 48 yolcu vardır. Birinci durakta 12 yolcu inip 4 yolcu binmiştir. İkinci durakta 9 yolcu inip 6 yolcu binmiştir. Buna göre son durumda otobüste toplam kaç yolcu vardır? Şimdi bu soruyu çözmek için ilk önce birinci duraktan başlayalım. Birinci durakta 12 yolcu inip 4 yolcu binmiştir. İnenleri eksiyle ifade ediyoruz. Binenleri de artı ile ifade ediyoruz. Burada 48 eksi 12 artı 4'ün sonucu 40'tır. Birinci duraktan sonra otobüste 40 yolcu kalmıştır. Şimdi ikinci durağa bakalım. İkinci durakta da 9 yolcu inip 6 yolcu binmiştir. 40 eksi 9 artı 6 işleminin sonucu da 37'dir. İkinci duraktan sonra da otobüste 37 yolcu kalmıştır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri bulunuz. Bir sayının iki katının dört fazlası. Sayımıza x diyoruz. Tamam. 2x artı 4. Evet, güzel. Bilinmeyen sayıya x dedik. Sayımızın iki katının dört fazlası 2x artı 4'tür. Bir sayının 3 fazlasının 2 katı. Sayımıza yine x diyoruz. Sayımızın 3 fazlası x artı 3'tür. Sayımızın burada 3 fazlasının 2 katını sorduğu için x artı 3'ü parantez içinde yazdık. Ve bunu 2 ile çarptık. Anladın değil mi? Evet. Şimdi bir sayının yarısının 4 eksiği. Şimdi x bölü 2 Evet. eksi 4. Evet, güzel. Sayımıza yine x dedik. Sayımızın yarısını almak için x'i 2'ye böldük. Ve yarısının 4 eksiğini sorduğu için de cebirsel ifademiz x bölü 2 eksi 4'tür. Eğer çeyreğini sorsa Evet, güzel. Eğer çeyreğini sorsaydı sayımızı neye bölecektik? 4. 4'e bölecektik, değil mi? Çeyreği bulmak için ne yapıyoruz? Sayımızı 4'e bölüyoruz. Bir sayının 3 fazlasının yarısı. Burada da sayımızın 3 fazlasının yarısını almamız gerekiyor. Sayımıza x dedik. X artı 3 bölü 2
sayımızın 3 fazlasının yarısını verir bize. Evet, buna şimdi dikkat et. Toplamları 60 olan iki sayıdan biri x ise diğeri kaçtır? Bunu nasıl yaparız? 60 eksi x mi? Evet, 60 eksi x'tir. Eğer sayımız x değil de 10 olsaydı diğer sayımızı nasıl bulurduk? 60'tan 10'u çıkardık değil mi? Eğer sayımız x ise diğer sayıyı bulmak için de 60'tan x'i çıkarırız. Cebirsel ifademiz bu şekildedir. Beşinci sorumuz, yukarıda verilen cebirsel ifadenin en sade halini yazınız. Nasıl yapacağız bunu? Bak, burada parantez içinde de bir cebirsel ifade var değil mi? İlk önce onu çıkarmamız gerekiyor. Yani buradaki 5'i hem 3x ile hem de eksi 2 ile çarpmamız gerekiyor. İfademiz şu şekli alır. 4x artı 6x, 5 çarpı 3, 15x, eksi 10. Şimdi burada aynı ifadeleri toplamamız gerekiyor. Aynı olan ifadeler hangileri? 4x, 6x ve 15x. Evet, güzel. 4x, 6x ve 15x aynı ifadeler. Bunları topluyoruz. Toplamı 25x yapar ve eksi 10 sabitleri. 25x eksi 10 ifadesi bu cebirsel ifadenin en sade halidir. Altıncı soru. Bir paralel kenar sorusu. Yanda verilen ABCD paralel kenarında DF uzunluğu 12 cm, BC uzunluğu 10 cm ve AB uzunluğu 15 cm olduğuna göre DE uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi bu soruyu çözmek için bize verilen bilgileri şekilde yerine yerleştirelim. DF uzunluğu 12 cm olarak verilmiş. BC uzunluğu 10 cm olarak verilmiş. AB uzunluğu 15 santim olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Şimdi bu paralel kenarın alanını nasıl buluruz? BC ile DF'yi çarparız. Evet, BC ile DF'nin çarpımı bize bu paralel kenarın alanını verir. Başka nasıl buluruz? AB ile DE'yi çarparsak da yine alanını buluruz. Evet, güzel. Şimdi alanımızı hesaplayalım. ABCD paralel kenarının alanı DF çarpı BC'dir. DF uzunluğumuz 12 santim, BC uzunluğumuz da 10 santimdir. Bu paralel kenarın alanı 120 santimetre karedir. Aynı şekilde bu paralel kenarın alanı AB çarpı DE'dir. Buradan biz alanı bulmuştuk, 120 santimetre kare. AB uzunluğumuz da 15 santim. DE uzunluğunu buradan 120 bölü 15'ten 8 santimetre kare olarak buluruz. Sorunun çözümünü anladın değil mi? Evet. Paralel kenarda alanı bulmak için bir kenarla o kenara ait yüksekliği çarpıyoruz. Evet, yedinci sorumuz yine bir alan sorusu. Yanda verilen şekilde mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burada ABCD bir dikdörtgen değil mi? Evet. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir bildiğin gibi. Burada AB uzunluğu 5 metredir değil mi? 4 metre artı 1 metre daha 5 metredir. DC uzunluğunun da 5 metre olması gerekir. Bu yüzden GC uzunluğumuz 2 metredir. Aynı şekilde AD uzunluğumuz 4 metre olduğu için BC uzunluğumuz da 4 metre olması gerekir. Burada BF 3 metre ise FC uzunluğumuz 1 metre olması gerekir. Buradan üçgenin alanlarından EBF üçgeninin alanını 4 çarpı 3 bölü 2'den 12 bölü 2 EBF üçgeninin alanı 6 santimetre kare olarak bulunur. Aynı şekilde FCG üçgeninin alanını bulmak için de iki dikkenarı çarparız, 2'ye böleriz. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 santimetre kare olarak buluruz. Bize mavi ile boyalı bölgenin alanı sorulduğu için 6 santimetre kare artı 1 santimetre kare 7 santimetre kare olarak bulunur. Alanların toplamı 7 santimetre karedir. Evet, 8. sorumuz bir birim çevirme sorusu. Aşağıdaki birimleri çeviriniz. Şimdi biz bu soruları çözmek için şu bilgileri bilmemiz gerekiyor dedik değil mi?
Burada kilometre kareden milimetre kareye doğru giderken 100 de çarpıyorduk. Tersi durumunda, yani yukarıya doğru çıkarken de bölüyorduk. 100'e bölüyorduk. 100'e bölüyorduk. Aynı şekilde hektardan ara doğru giderken 10'la çarpıyoruz. Ardan hektara doğru giderken 10'a bölüyoruz. Şu bilgileri de bilmemiz gerekiyor. 1 hektar 10.000 metrekaredir. 1 dekar, yani 1 dönüm 1000 metrekaredir. 1 ar da 100 metrekaredir. Bu tür soruları çözmek için bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi 1 metrekare kaç santimetrekaredir? 1 metrekare 10.000 santimetre. Metrekareden santimetrekareye doğru gidiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? 100'de çarpmamız gerekiyor. Evet. Kaç basamak gidiyoruz? 2 basamak gidiyoruz. O yüzden 4 tane sıfır atmamız gerekiyor rakamımızın önüne. 1 metrekare 10.000 santimetrekaredir. B şıkkı 1,5 metrekare kaç milimetrekaredir? Bunu nasıl yapacağız? Ne tarafa doğru gidiyoruz şimdi? Yine çarpıyoruz. Çarpmamız gerekiyor değil mi? Çünkü aşağıya doğru gidiyoruz. Kaç basamak gidiyoruz? 1, 2, 3 basamak gidiyoruz. O yüzden rakamımızın önüne 6 tane sıfır atmamız gerekiyor. 1,5 metrekare 1.500.000 milimetrekaredir. C şıkkı 5.000 santimetrekare kaç metrekaredir? Burada hangi yöne doğru gidiyoruz? Yukarı. Yukarı yani, doğru gidiyoruz değil mi? Kaç basamak gidiyoruz? 2. 2 basamak. O yüzden rakamımızdan 4 tane sıfır silmemiz gerekiyor değil mi? 5.000 santimetrekare 0'dan 10'da 5 metrekare yapar. D şıkkı 100 ar kaç hektar yapar? Bunu nasıl yaparız? 100 ar kaç hektar yapar? Evet. Burada yukarıya doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Yani bölüyoruz. Yani bölmemiz gerekir. Kaç basamak gidiyoruz? 1, 2 basamak gidiyoruz. Bu yüzden 100'e bölmemiz gerekiyor. 100 ar 1 hektar yapar. E şıkkı 10 dekar kaç metrekaredir? 10.000. 10.000 değil mi? 1 dekar 1000 metrekare ise 10 dekar 10.000 metrekaredir. Evet, 9. sorumuz bir problem sorusu. Ahmet Bey 5 dönüm olan arsasının 2200 metrekarelik kısmına ev, 3 arlık kısmına yüzme havuzu, geri kalan kısmına bahçe yapacaktır. Ahmet Bey'in bahçe için ayırdığı alan kaç metrekaredir? Şimdi burada dönüm verilmiş, metrekare verilmiş, ar verilmiş. Bunları ilk önce biz birbirine çevirmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Şimdi 5 dönüm 5 dekardır değil mi? 1 dönüm 1 dekar olduğu için 5 dönüm 5 dekardır. Yani 5 dönüm 5000 metrekaredir. Aynı şekilde 1 ar 100 metrekare olduğu için 3 ar 300 metrekaredir. Şimdi Ahmet Bey burada arsa için kaç metrekarelik alan ayırmış? 2200. 2200 değil mi? Arsası için 2200 metrekarelik alan ayırmış. Peki yüzme havuzu için ne kadarlık alan ayırmış? 300 metrekare. 3 ar yani 300 metrekare değil mi? Bunların ikisinin toplamı ne kadar yapar? 2500 metrekare yapar. Bize neyi soruyor? Bahçe için kaç metrekarelik alan kalır? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ahmet Bey'in toplam arsası ne kadardı? 5000 metrekareydi. Kullandığı alan 2500 metrekare ise bahçe için 5000 eksi 2500'den 2500 metrekarelik alan ayırması gerekiyor. 10. sorumuz. Bu neydi? Dikdörtgenler prizması. Evet, güzel. Dikdörtgenler prizması. Bu? Küp. Küp değil mi? Bütün kenarları eşit. Küp. Yukarıda dikdörtgenler prizması ve küpün hacimleri birbirine eşittir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliği kaç santimdir? Şimdi bize soruda dikdörtgenler prizmasının hacminin küpün hacmine eşit olduğu verilmiş. Burada dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl buluyorduk? En boy ve yüksekliği çarparak buluyorduk değil mi? Evet. Yani 8 çarpı 2 çarpı h'tır. Küpün eni, boyu ve yüksekliği birbirine eşit olduğu için küpün hacmi 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Buradan küpün hacmini 64 santimetre küp olarak buluruz.
8 çarpı 2 16'dır. Bu işlemden 64 bölü 16'dan yüksekliği 4 santim olarak buluruz. Evet, sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.